Ey Allah, ey ihsanı hacetler reva eden, sana karşı hiçbir kimsenin adını almak layık değil. Hacetlere reva eden, yani hacet istek demek. Yani isteklere cevap veren. Cenab-ı Pir burada artık Allah'a münacat ediyor. Bu Hazreti Hz. Mevlana Celalettir Rumi Hazretleri'nin münacatı. Ey Allah, ey ihsanı hacetler reva eden. Sana karşı hiç kimsenin, hiçbir kimsenin adını anmak layık değil. Mü'min suresi ayet atmış. Rabbiniz şöyle dedi. Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Hacetleri, hacetlere cevap veren, isteklere cevap veren kimdir? Allah'tır. Fatiha'da okuruz ya. İyyâ kenabüdü ve iyyâ kenestâin ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Duamız Allah'adır, isteğimiz Allah'adır. İsteklerimize cevap verecek olan Allah'tır. O yüzden Cenab-ı Hak'tan istenir. Hacetlere, isteklere, dualara kabul edecek olan, onlara merhamet edecek olan Allah'tır. Rızkı veren maddi manevi Allah'tır. O yüzden Allah da bize uzak değildir. Yine bakar ayet 186'da ey Muhammed beni senden sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasını dua ettiğinde kabul ederim. Bana dua edenin duasını dua ettiğinde kabul ederim. O zaman Cenab-ı Hak bizden bize bizden yakın, bize bizden yakın olunca duamızı kabul ediyor. Hatta diyor ki dua ettiğinde kabul ederim. Ve Müslim'de geçen hadis-i şerif var. Acele etmediği müddetçe her birinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var. Ben Rabbime dua ettim, duamı kabul etmedi. O zaman hacetleri yerine getiren, istekleri yerine getiren, insanların ihtiyaçlarını gören, insanların ihtiyaçlarını gören, ve herkese ne lazımsa veren Cenab-ı Cenab-ı başkasından bir şey istenmez. Allah'tan başka bir yere dua edilmez. Allah'tan, Allah'tan başka bir yere secde edilmez. Bizim secdemiz Allah'adır, duamız Allah'adır. Bizim yalvarışımız, yakarışımız Allah'adır. Tövbemiz Allah'adır suç işledik, günah işledik, kendi nefsimizde ise Allah'a tövbe ederiz. Birisiyle alakalıysa, birisine karşı bir hatamız olduysa gider ondan helallik ister, ondan özür diler. Varsa bir zararımız, zararımızı öderiz. Ama tövbe bu manada kimedir? Allah'adır. Ve Rabbim de insanların tövbelerini kabul eder. İnsanların dualarını kabul eder. İnsanların isteklerini, hacetlerini kabul eder. Böyle bir Allah varken, böyle bir Allah varken başkası zikredilmez. Böyle bir Allah var varken başkasına dua edilmez. O yüzden Cenab-ı Pir diyor ki sana karşı hiçbir kimsenin adını anmak layık değil. Yani bizi maddi manevi rızıklandıran, dualarımıza icabet eden, bize nefesi veren, bizi yaratan ve bütün her şeyimizde en ince ayrıntısına kadar ilgilenen bir Allah'a karşı başkasını zikretmek, onun yanında başkasını övmek, ona karşı başka bir şey ifade etmek bu mümkün değil. Çünkü Allah'ı zikir en büyük işti. Ve kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikrediyordu. Ayet-i kerimede kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Böyle olunca bu Allah'a karşı bir başkasının ismini okumak, bir başkasını anmak. Yani bunda biraz da müşriklere söz var Hazreti Pir'den. Yani müşrikler latı, uzayı, menatı anarlar. Latı uzay menatı Allah'ı kendilerine vesile ederlerdi. Yani Allah'a karşı bir başkasını anmak, Allah'a karşı Allah böyle bütün her şeyini kulların önüne sermişken başka bir yere yönelmek, başka bir yerden bir şey istemek bu mümkün değil. Allah muhafaza eylesin.